أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رسولنا محمد صلوات. Sizin amayı da isterseniz karanlıkta yakabilirsiniz. Kab-ı Kalps'e kaçıncı ders abiler? Üç abi. Dört. Bir gün iki tane yaptık, bugün üç. Aşağıdaki sayıyor musun? Yok. Aşağıdaki... O, tamam. Bu dört abi. Bu üç abi. Dört. Dün iki tane yaptık. Aha, tamam. Dört pardon. Evet. Şimdi hep böyle cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp külli yapmak için külli bakmak gerekiyor. Böyle bunun için de tecerrütler gerektiğini söylüyor. Mesela cüz'i nazarını cüz'iyete hasredince insan cüz'ileşiyor. Ona hapsoluyor. Şimdi ustad böyle külli düşündürmek için ilk önce veri tabanları veriyor, malzemeler veriyor. Sonra uygulamasını yapıyor. İçsel aleme o olayın taşınıp eyleme geçmek tefekkürle bize kalıyor. Yani hep bildiğimiz bir şey de, insan kainatın şeceri ruhuyla beraber kainatın şeceri hilkatin küçültülmüş modelidir. Tamam, modelidir. Kainat nedir? İnsanın açılımıdır. Dolayısıyla insan ekberdir. Tamam mı abi? Mehmet abi burada mıyız abi? Şimdi insan ekberdir. Yani ikisi arası çok önemli. Bir daha meyvedeki çekirdek, ağaçtaki çekirdek, kök beraber gidelim de ondan sonra çünkü bunun üzerine bina edeceğim. Kökte çekirdek var. Onun adı Nur-u Muhammedi'dir. Ağaç ise şeceri hilkattır. Şeceri hilkattır. Hakikati Muhammediye'dir. Şimdi meyve ise, ağacın bir de meyvesi var, Risalet-i Ahmediye'dir. O meyvenin içerisindeki çekirdek de kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı olması itibariyle o meyve çekirdek itibariyle Nur-u Muhammedi'nin cilvesidir, inikasıdır. Ha? Şimdi ağacın zahirisi hakikat-ı Ahmediye, batınısıyla beraber, meyvesiyle beraber şahsiyet-i Muhammediye denilir. Bütünsel. Tamam mı? Şimdi konumuzla alakalı şu. Kökteki çekirdek ve ağaç. Şimdi biz meyveyiz. Ve şu anda konuşmada sizi meyvedeki çekirdeğinizi görmenizi istiyorum hayale. Bir ağaç hayal edin. Mesela ağaç hayal ettiniz mi abi sizin aleminizde? Meyvesi olsun. Tamam, eğer bu tefekkür yapabilirseniz çok zevk alacaksınız. Tamam. Meyvesi şu anda olsunuz. Meyvesini hayal et. O sensin. Tamam mı? Daha açma. Meyvenin içindeki çekirdeği hayal et. Meyvenin içerisindeki çekirdeği hayal et. O kökteki çekirdeğin aynısı olduğunu bir düşün. Düşün. Şimdi sen meyvedeki çekirdekten çık, kökteki çekirdeğe taşın bakalım. Hadi bir taşın. Taşınmışsındır. Şimdi kökteki çekirdekten Allah ağacı ilk patlatıyor.
sen de kenardan seyrediyorsun. İşte kökteki çekirdekten ağacın yaratılması sürecindeki ilk patlama var ya, hiçbir şey yok daha, patlama. Onu Allah yaparken sen de seyrediyorsun. O patlama anı Kabu Kavseyn. O patlamayı Allah yaparken kainat-ı şeceri hikati, sen de kenardan seyrederken, kenardan o çekirdekten ağacın patlamasını seyrederken, seyreder gibi ol, o seyrederken sende oluşan ruhsal halet-i ruhiyenin adı Kabu Kavseyn anıdır. Şimdi açabiliriz. Abi sor. İlk çekirdeğin ne aynıdır ne gayrıdır dediğimiz o ilk çekirdeğin patlaması halk olmak diğer çekirdekleri icat mıdır acaba? Yoksa her çekirdek halk olmak mıdır? Şimdi icat vücuttan geliyor. İcat ilk. Halik ve mahluk. İlk oradan başlıyor zaten. Vücut başlıyor. İcat başlıyor. Sonra halk ediliyor. İcat evvel mi yani? Yani icat iadeden geldiği için aslında ilk zurat halktır. Halktır. Evet, halk edilmesidir. Sonra halk edilmeye, icat ise sonradan iade edilmeye deniliyor daha çok. Hatırımda kaldığı kadar. Şimdi Kabu Kavseyn'e geliyorum. Küçük insan, büyük insanın örtüşüyor. Şimdi sen, iyi dinle, sen senin yaratılmana şahit oluyorsun. Ama kenardasın. 168 işaret icazda diyor ki, Allah canibinden kudretin azamet altından bakarsan, Allah canibinden, yani Allah yaratırken şahit oluyorsun. Allah var, hiçbir şey yok ama seni kenara koymuş. İlk yaratacak şunları. Şurada Allah buraları yaratmadı. Burayı yaratacak. Allah seni özel yaratmadan önce seni, senden seni yapmış. Şimdi bu süreçleri yapmadan önce sen buradasın. Allah ilk halk etmeyi, ilk yaratmayı seni şahit tuttu. Seni yarattı demeyelim değil mi? He? Mecul yarattı demiyor. Yok, mecul yok daha. Mecul yarattın demedim zaten, buraya dedim. Mecul, mecule vurmasın, mecul yarattı yok. Yani şunu bu tarafa alabilir miyiz şöyle? Ama anlarsınız, şurayı kastediyoruz. Ha, burayı. O yaratılmamış ki. Onu kastetmedim yani. Şu buradasın ya sen. Şuradasın. Ha, şuraya koyabilirim kendini. Yani pek şöyle diyebilir miyiz? O mecul hep vardı. Hep mevcut vardı, olmaz. O zaman bu bizzat olurdu. Allah mecburdu. O çekirdekleri artık yaratmaya. Hayır. Onun ilk önce benim diyor. Allah Resulü nurumu yarattı diyor. Yani ortaya çıkarttı. Halk etmedi. Yarattı. Demek ki ezeli ve bedi Esma-i Hüsna'da o modla, o yazılımla vardık. İlmi ezeli de zaten vardı. Ama ona mecbur denilmez. İlk önce benim nurum yaratıldı diyor. Tamam mı? Şimdi buraya koyuyorum Osman. Tamam abi. Tamam, o madem öyle anlaşıldı, haklısın tabii. Şu mecul değil de bu yaratılmaya seni şahit yaptı. Böyle ol diyor. Sade var ya. Böyle mesela kainat diyor kitap olursa,
Mürekkebi Nur Muhammed'i olur diyor. Mesela kainat büyük, ağaç kabul edilirse çekirdeği Nur Muhammed'i olur diyor. Değil mi? Andelibi olur vesaire. Şimdi buraya şahit olmanızı istiyorum. Şimdi sen Allah var iken hiçbir şey yoktu, kenarda seni koydun. Kainatın seni senden, seni yaratacak. Senden seni yapacak şu kainat. Büyük insan yaparken senden seni yapacak. Kainat yaparken seni böyle kenarda bak dedi. Ne yapıyorum? Onu görür gidiyor. Şahit gidiyor. Ona şahit senden seni yaratmaya görür gibi o. O ilk zuhurat, yani bir şey yaratıyorum değil, senden seni yapacağım diyor. Seni yapacağım ama sen şahit ol kendine. Heyecanlı olsun diye bu zaten, böyle de doğrusu da bu. Yani ağaç yapıyorum, araba yapıyorum, heyecan vermez. Bak seni yapacağım. Olmayan sen şahit ol. Beni yaparken, mecurdan, kainat ve burayı. Seni yapacağım diyor, kendine araba yapacağım deyince böyle bakarsın. Seni yapacağım deyince, tamam. O anda kainatın ilk zuhuratı, yaratılması olurken, o haleti ruhiye neyse, o senin kabı kafseyni. Onu yaşamak. Neyle yaşayacağız abi? Hiçbir şey. Bu latifeler... Yok. Yok değil mi? Ancak... farz edeceksin, meçhuldeyim. Ben değilim. Neyle tanıyacağım kendimi? Yok, bir şey yok. İşte bu soruyu sordun mu, sormayacaksın. Allah'ım, gayrı o olmasın abi. Tanıyınca öyle orada olacağım zaten, o sebep çocuğum. Tanıdıktan sonra olacak süreç olarak. Evet. O latife matife dediğin latife matife yok ki. Ruh burada takıldı. Mahluk. Öyle bir şey. Hiçbir şey yok. Olmayan sen, olmayan senden sen yapılıyor. Ve sen buna şahit oluyorsun. Olmayan senden sen yapılacaksın. Şahit olanla yapılan arasında fark yok mu peki abi? Şahit olanla yapılan arasında süreçte fark yok. Benden bana diye. Ben diye koştum, Risale'mi o diye. Ama seni buna şahit, hani yaratılmaya sizi şahit tutmadı var ya. Şimdi seni şahit tutsa. Orayı ol. Böyle şey ol, Risale'de var, hatırladınız mı? Bu makamda imiş gibi ol, seyreder gibi ol, Kur'an'ı üç şekilde dinle diyor. Öyle demiyor, bu hayal anlatmıyor. Kur'an'ı bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesine anlatırken Kur'an'ı ilk, taze, dinler gibi ol. Cebrail Peygamber aleyhissalatü vesselama anlatırken dinler gibi ol. Allah Cebrail'e verirken, vacib-ül vücudu Cebrail'e aktarırken kenarda dinler gibi olur. Ya bunu ben hayal kurmadım ya. Bu realitesi var ya. Hani Kur'an'ı dinlerken nasıl vaziyet alacağız diye. Böyle bak diyor. Mesnevi Nureyde geçiyor. Dinler gibi olur. Aynı şey aslında. Aynı şey. Ve sizin söylediğiniz şey aynı. Kur'an, çünkü ben canlı Kur'an'ım diyor Hazreti Ali. En azından Kur'an. Peki abi o latifeler benden yaratılmak, kabul kavsayınızı... Sen senden yapılacaksın. Tamam, benden yapılacağım ya. Bende onlar yok mu? Var. Var, daha yok ki. Yaratılmadı. Latifeler mahluktur. Yaratılmadan önce o... Onun programı var bende ama. Yani program yok o mecurda. Mecurda en öyle program yok. Program bunu çevirmiş. Yaratılma programından bahsetmiyorum ama. Ben beni seyredeceğim ya. Ben. Şahit olacağım. Sen neyse, o şahitlik biraz sonra olursun. Bu anlattığınız şeye bir, sanki bir şey var mı? Siz tefekkürle mi ulaştınız abi? Yaratılışına şahit olmak. Var. Var.
tecerrütlerin nihayetinde Allah ilk yaratmasına şahit tutuyor. Tecerrütlerle. Yani fenai mutlak yani artık beşeriyetten çıkıyor. Mesela bazıları diyor ki çok çok şey değil mi? Mesela kürste beşeri takılmış ya, nefis burada takılmış. İçten kuşiye eğilme, kulluk buradadır. Nefis burada. Burada kaldırırsan nefis yok ya. Nefis olmayınca nedir? Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılması gibi esmaların yumağı. Ona secde et deyince esmaya secde. Yani şimdi toprağa secde etmiyor musun? Şirk mi yapıyor? Nefis yok ki şirk olsa. Nefis olursa şirk olur. Yani ona şahit ol. İlk yaratılmaya şahit ol. Peki örnek veriyorum. Kur'an büyük insan, küçük insan aynı değil mi? Kainata ne diyor? Kur'an-ı Kebir-i Kainat. 15. şu anda. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. İnsana ne diyor? Kainat-ı Sura. Değil mi? Furkan, Kur'an. Peki, Kur'an büyük insan, Kur'an büyük kainat, insan küçük Kur'an, insan küçük kainat. İşte Kur'an'ı ilk çıkartıyor. Buraya. İlk çıkartıyor. Tamam. İlk çıkartıyor. Cebrail'e verirken kenardan dinler gibi o. Yüz kaçtı? 130 küsür müydü? 136 mıydı? Öyle orada Mesnevi Nuriye'de. Sol tarafta en üst köşede. Yok o kadar da değil. Mesnevi Nuriye'de. Bak. Kenardan dinler gibi o. Cebrail Peygamber'e anlatıyor. Dinler gibi o. Hikaye anlatmıyor ki. Ey makam istimada bulunan kişi, Kur'an-ı Kerim'i şu farklı şekilde dinlenen cümleyle bir kişi olsun. Kur'an, sen. 140'da. 141 mi 140? 140 abi. 140. Kendine şahit ol. Yani İslamiyet'in bir mucizesi olan Üstad diyor 28. Lema'da. Muhyiddin Arabi vefat edince Men Rabbuke dediler. O haletle girdi. Neyle gidecekti ki? Men Rabbuke dedi. Allah Allah. Sen var, ben var, soru var, sorulan var. Soru da var, soran da var, sorulan var. Cevaplayacak kişi var. Allah Allah. İkilem oldu sen ve ben. Adam dedi ki bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizler mi sorarlar? Bu Afillah'tan inemedi. Bekabillah'ta yapamadığının alameti. Evet. Karıştırıyor hala. Karıştır. He. Şimdi bu batıl değil. Ama burada böyle demeyecekti. Bil dendi, bildir denmediği için. Ha şimdi umumi biliyor. Yok, yok. Zaten bizi bilmeyenler, anlamayanlar kitabımızı okumasın. Şimdi Kur'an'a şahit ol. Böyle derken aynı şey. Aynı kendi şey. Yaratılığına bana şahit ol. Tefekkür etti artık. Bu da vahiy yönünü geliş yönüne dönüştür bu. Vahiy döndürmektir. Yani vahiy muhatap olan ben, vahiy bana diyor ki Kur'an ilk önce Cebrail'e verilirken kenardan dinler gibi vahiy geri döndürüyorsun. Yani vahiyle taşınıyorsun. Vahiy seni taşımıyor. Vahiyi niçin içine biniyorsun? Tabii biraz böyle tevhid dersi gibi değil tabii. Biraz şey istiyor. Halet istiyor. Haletle avlanır. Hali ve zevki. Hali ve zevki ya. Ama akliyedir. Dikkat edersen. Külliyat hakimsen akliyedir. Bu da vahyin yönünü geliş yönüne dönüş. Burada yani makamda
kelam yoktur. Şahitlik vardır aslında. Kelam yok. Şahit oluyorsun. Adeta Allah diyor ki, senden seni yapacağım, ilk sen yapacaksın. Şahit ol kendine. Araba yapacağım, şahit ol. Nasıl olacak? Bu Eda olur. Kendine şahit ol. Böyle bu tefekkür ederken yaşadığın halet, onların kalb-ı kalbisinin cemalbaşı sanatıdır. Kendinizden lütfen Allah rızası için, oho kalb-ı kalbisi neymiş ya? Benle o kim? Ulaşılmaz böyle. Kendinizi ona yabani ve yabancı yapma. Derecesine göre yaşanan şeydir. Mesela, kalb-ı kalbisine gelince ne oldu Allah Resulü? Kelamına, rüyetine, mazar. Rüyetine. Şimdi, Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Hazır olduğu için Zat-ı Zülcelal bizde huzur oluyor. Huzur, sanki kab-ı kavseyne taşınmışsın gibi oluyor ki bunlar oluyor sende. Yani kab-ı kavseynin cilvesi bu. Bu huzur. Çünkü buradayken buralı değilsin. Huzur. Beni meydana getiren esma, sıfat ve şunat-ı zatiyelerimle, ikizlerimle mulakki, yani birbir içine geçişlerle mulakki olmaktır. Bu makamda insanın sırları ortaya çıkarılır. Allahu alem, ona döndürüleceksiniz. Kim? Dönmeyenleri. Dönen zaten döndürülmüştür. Ölmeden önce ölünüz. Ne işime yarayacak? Öldüğün için ölmeyeceksin. Peki, ölmeden önce ölenler kimlerdir? Burada orayı yaşayanlardır. Buradayken orayı yaşıyorsa kim nereye gidecek? Zaten gitmiş. Gitmiş. Ona döndürüleceksiniz. Dönmeyenler. Ona döndürüleceksiniz. Kab-ı kayfsen makam-ı halet-i ruhiyelerinin bitme sürecidir. Ona döndürüleceksiniz. Döndürüldüğünüz an bu süreç bitiyor. Doğum ve ölüm senin aleminde bazı şeyleri uyandırma ve inkılap meydana çıkması içindir bir manada. Yani Allah niye ölümü dünyaya getirdi de beni öldürüyor? Ölüm ve dirilme ve ölüm sendeki böyle şey, böyle elem alasın, sıkıntı çekesin, ahiret için ciddi çalışasın, o ders değil bu. Ölümle dirilmek, bu hakikati yaşamak için, yani ölüm anını yaşamakla ruhta inkılap oluyor. Onun çıkması lazım için. Allah yuhi ve yumit, her ismi sana ruhunda yaşatmak istiyor. Yuhi'yi yarattı, yumiti de yaratıyor senden. O haleti sende yaşatmak için. Yoksa Müslüman zaten o halette oraları yaşıyor, şehit mesela. Şehitte bu yok. Şehitte bu halet yok. Bak bir de okuyorum. Doğum ve ölüm senin aleminde bazı şeyleri uyandırma ve inkılap meydana çıkarması içindir bu manada. Bu kab-ı kayfseyn, her şeyin sende olduğu, bak kab-ı kayfseyn, her şeyin sende olduğu ve her şeyden senin olduğun, her şeyin sende olduğu ve her şeyden senin olduğun şuurunun nihayet anlayış, idrak, halet-i ruhiyenin
son vücut. Anladın mı? Hasan abi, düşünmezsem dersi bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Yani açılsın diye kavramı. Tabii. Şimdi mesela şöyle diyelim. Peygamberlerden şey yaparsak daha rahat anlatabilirim. Mesela Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa. Bunlar hep bir esmanın azami derecede masal oldukları. Aslında bir süre sonra biz mesela bakıyorum ki, ben mesela diyordum ya ben annesiz, babasız dünyaya gelmeyeceğim. Ama ondan sonra bazı şeylere şahit oluyorsun. Ondan sonra yani o Hazreti Adem tarafın meğerse senin şahit olduğun gibiymiş mi? Hazreti İsa'nın. O değil mi abi? Suretten sıyrıldıktan sonra. Şimdi burada Allah razı olsun. Tercüme burada benden ben yapacağım. Ben kendim de yaşadıklarımı da açıp tercüme kendimi anlıyorum yani şu anda. En güzel şey nedir biliyor musun? Seni anlayan birisinin olmasıdır. Bu dünyada nimettir. Şimdi Adem Aleyhisselam aynı olmak var bütün peygamberlere. Adem Aleyhisselam hem babasız hem annesiz. O haleti Kabu Kayseri'de yaşamaktır. Çünkü ne annem var ne babam var. İşte burada şahit olmak onu uyandırıyor. Şimdi ilk dedi ki Cenab-ı Hak, bak senden seni yapacağım. Seni ilk defa yapacağım. Nereden? Hiç. Yani bir kaynak yok, anne baba yok. Şahit ol kendi. Senden seni doğuracağım. Yani sen yoksun da mecburi kastım. Bu nedir? Bu halet, ademi halet. Şimdi düşünebiliyor musun? Ademi haleti yaşama adına söyleyeceğim. Anne babası vefat eden var mı? İkisi. Var mı? Senin de mi yok? İkimiziz, değil mi? Peki, sıf annesi, sıf babası ve vefat eden. Evet, iki kişisiniz. Şimdi kaba olur mu acaba? Özür dilerim de bir şey anlamak için olacak. Bilsek ki anne babamız var bizim. Ölse de. Yok ama başka bir alettir. Bilsen ki benim anne babam belli değil. Çocuk esirgeme kurumunda devlete sokağa attılar beni birisi. Bir şekilde olmuşum ama kesin oldum. Gayrimeşru oldum kesin. Böyle ben gayrimeşruyum bilinci, şuurunda olan bir insan neler hisseder? Ben böyle bir şey. Ne kadar korkunç olur. Bu adem halettir işte. Yani bu tarifi mümkün değil. Tek bunun çaresi ya intihardır, ya da imandır. Mahkematta kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Demek. Şimdi bu Adem-i Alet'tir. Şimdi Adem değil, yokluk halidir. Adem-i Alet ise, yani ben böyle bir şeyden değil ama benim kaynağım, bak şimdi, esma ve sıfat. Benim kaynağım o. Benim kaynağım o. Şimdi ilk yaratılma, kaynaksız yaratılmak, ademi meşrebimizi uyandırıyor bu. Bu haletin adı, o anda yaşadığın halet, Kab-ı Kavsi'nin haleti rüyeleridir. Kırpıntılarıdır. Bir tane daha söyleyeyim mi abi? Söyle. Bir gün hastanedeyiz annemle. Hasta olmuş, yatıyorum yeni. Baktım ki orada yatıyor. Ya ben 35 sene, 38 sene önce onun karnındaydım. Şimdi baktım ki yine buradayım, başka bir yerdeyim. Ama yine burada değilim. Acaba dedim yani babasız doğmak nasıl? Sonra işte İsa Aleyhisselam'a geçtim. Sonra şey aklıma geldi hani Münker Nekir, bu Ceberrut, hani Rüşt şeyi. Onunla baktık ki ötelere herhalde doğmuşuz. O da mı o yan anlattınız? Hı. Türkçe malum. Bir gün ahireti dünyaya getiren kardeşim gel buraya dedi. Yaşlı X bir abi. Vefat etmeden önce. Ahireti dünyaya getiren kardeşim gel buraya. Hı.
Onu ahireti buraya getiren çok oldu da senden önce. Münker Mekil'i buraya getiren hiç duymamıştım. Dedi. Gelelim. Neredeymiş dedim Münker Mekil. Şu anda onu yapıyorsunuz dedim. Münker Mekil'i içini doldurabilsek kabir daramazdı. Kabirde Münker Mekil'i nasıl anlatıyor usta? İki tane dediğim melaike arkadaş geldi diyor. Arkadaş soru sordular. Benim canımı aldılar. İfrahımı kestiler mi diyor. Tatlı tatlı dedi. Tatlı tatlı he? Kabrimi genişlettiler. Tatlı tatlı sor. Kalbimi ve kabrimi. Evet. Genişle. Tatlı tatlı sohbetler ettik diyor. Soru burada soruluyor kardeş. Cevap da burada veriliyor. Yazılı kağıdı bir hafta sonra sınıfta okunacak. Açık saçık geliyor. Bu durumda açık saçık denizken. Soru bir. Bakıyor musun? Bakmıyor musun? El cevap. Bakmadım. Tamam sen cevap vermişsin. Kabirde sen böyle olmuştun kardeş. Cevabım evet. Aferin. Bu tarafa. Soru nasıl soruysa cevabı da belli. Öyle soru olur mu? Cevapla sorulmuyor mu? Sana namaz farz olduğu halde kılmadın. He? Bu soru mudur? Niye kılmadın? Bu soru değildir. Kıldın mı kılmadın mı soru budur. Uygulamalı soru abi. Bu atölyelerde oluyor ya. Kardeşim. İlim tekti, noktaydı. Cahiller çoğalttı. İmam Ali diyor. Ben deseydim keserler kafamı. Her şey alemimizde olup bitiyor da fark edenlere selam olsun. Her şey oluyor. İnsan nedir? Bu manada bunu bir dersi yaparken şöyle demiştim. O anda Allah nasip etmiş ama elim de hoşuma gitti. Birileri de onu yazdı. Benim elime geçince ona ben böyle mi dedim diye ben de ezberledim bunu. İnsan nedir? Nihayetsiz olabilme şeylerimiz yok mu? Şu anda gidebilirim de, iç geçebilirim de, şu olurum da, bu olurum da bir sürü. Olmakta olandır. Süreci devam eden ama şu anda bu olan. Olmakta olandır. İnsan ne demek? Benim tarifim. 218 şualarda insan tarifi var ya 20. Bunlar olmakta ve oluyor zaten. Oluyor. Bana rağmen kainat çalışıyor ve organlarım da çalıştığı gibi. Olmakta olanım. Şu anda neyse insan o. Olmakta olandır. Kaptanım nasılsın? Aslan kaptanım. İltifat zannetme. Doğru söyledi. Bir kahve de yapmıyoruz ha? Ya hayır. Bu kadar iltifat. Yok iltifat değil. Doğruyu söyledi. Seviyorum seni. Al abim. Tamam. Şundan yaptığın gibi. Tamam. Şu beyazdan. Ulan ne kadar gavur ölüsü gibi abi ya. Bize var mı? Evet. Hazır mıyız? Sıkmıyorum değil mi İrfan? Abi hayretler içerisinde dinliyorum ya. Bitmeden konuşmak çok tarzımız olmadığı için seslenmiyoruz. Sizi bitirelim. Korkuyorum zaten. Senin sessizliğin beni korkutuyor. Patlayabilirdi. Dün yaptığın gibi. 1,5 saati paketleyip rafa kaldıran zat değiliz. Şöyle yapıyorum ki ışık şey yapsın diye. Bir daha buraya okuyayım. Bu kabu kalp sen, her şeyin sende olduğu ve her şeyden senin olduğun şuurunun nihayet anlayışı, idraki, halet-i ruhiyenin son ucudur sende. Peygamberim aleyhissalatü vesselam, benim Allah ile Celle Celaluhu öyle bir anım vardır ki, diye devam ediyor. Benim Allah ile benim aramda öyle bir an var ki Cebrail gelse bu anı, beraberliği anı bozup onu almam. Onu dinlemem diyor. Bunu başka bir zattan da şöyle okudum.
Benim Allah ile böyle bir anım var ki, dedi, yazıyor. Benim Allah ile bazı öyle bir anım var ki, o zaman falan şey olsa kabul etmem. Kardeşler, bizim gibi Müslüman değiller bunlar. Bunlar insanların, insanlığın pirleri, zaman nehrinin çekirdekleri, mekanın hulasa-i camialarıdırlar bunlar. İnsanlığın, insanlık tespit tanesi ise imameleridir bunlar. Üç tane durak var. Asıl imamlarına benzer o duraklar. Allah'ı görmek ehli sünnettendir. Halet-i rüyemi zaten siliyor. Hani gayet bir şey anlatılmıyor. Bir de okuyayım. Oraya okumayayım bir daha. Şöyle yapayım, ışık gelsin. Sırlı sözler, ruhsal akışlar, ayetler, hadisi şerifler, insan için önemli şifrelerdir. Ve hayat ve içsel alemlerimiz için formüller ve idrak için sembollerdir. Kur'an ve hadis. Dolayısıyla onun takipçileri. Bir de okuyayım. Semboller var ya, bu sembollerin tarifine girebilir Osman. Nereye alın? Bak, sırlı sözler, ruhsal akışlar, şu an sohbet. Sohbet ne demek biliyor musunuz bu manada? Mayalanmaktır. Sohbet mayalanmaktır. İksir, dimağa aittir, mayalara kalbe aittir. Maya kalpten, sirayet dimağa aittir, inikas kalbe aittir, insibah ruha aittir. Mayalanmaktır sohbet. Onun için bir kademde zahirden hakikata Resulullah sahabesini geçiriyor. Tamam. Şimdi bak, sırlı sözler abim, ruhsal akışlar, sohbet. Aynı zamanda bağışlayın beni, bazı argo tabirlerle, döllenmektir. Ruha. Anlatılan yere sohbet, ne ediliyorsa sohbet, onun hakikatine döllenmektir. Dimalen aşılanmaktır, meyve aşılanır. Çekirdek ise aşılanmaz, gömülür, döllenir. Yani sohbet, mayalanmak, yani ama mevzusuna, nedir mevzusu? Kabı kavsen mi? Oraya doğmaktır. Meryem validemiz peygamberimizin eşi olacakmış değil mi abi? Ahirette. Niçin böyle alık alık su yaptın? Ne demek istiyoruz? Hatırıma gel. Çünkü uçuk bir kişi değil ya. Kafadan eksik. Bak, sırlı sözler, ruhsal akışlar, üç. Bunları ortaya koyan, bak sırlı sözler, ruhsal akışlar, ayetler, hadis-i şerifler, insan için önemli şifrelerdir ve hayat ve içsel alemlerimiz için formüller ve idrak için sembollerdir. İçsel alem için formül, idrak için sembol. Tek bir cümle veya sembol, bak tek bir cümle veya sembol, kitaplar dolusu anlamları barındırır ve saklar senin içine. Hani bir sembol, kitaplar dolusu manayı kendisinde saklar, sende de saklattırır. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı olursa, şeker koyarsan,
80 yıl oldu. Ömer'e mi yoksun? İyi mi? 50 sene. Şekeri o kadar. Teşekkür ederim. Senin kenar ediyor. Bazen böyle çıkmasak iyi olmuyor. Mutlaka çıkmamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi değil. Anafor acayip oluyor. Mutlaka çıkmamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi değil. Anafor acayip oluyor. Tek bir cümle veya sembol kitap dolusu anlamları barındırır ve saklar senin içine. Bunca şifreler, semboller varken hala arayış, teşebbüs, kurtarılacak beklentilerin peşinde, çaresiz çırpınışlar içerisinde olmak niye? Bir daha. Bunca şifreler, semboller varken hala arayış, teşebbüs ve kurtarılacak beklentilerin peşinde çaresiz çırpınışlar içerisinde olmak niye? Ha, derdin cennet mi? Derdin cennet mi? Belan cehennemdir. Cennetin peşinde korkuyorsan, cehennem korkusu seni bırakmayacaktır. Cennet derdi olan cehennem endişesi olur. Neyin peşinde koşuyorsun? Bırak artık bunları. Geç o. Onu iste. Ondan isteme. Ondan bir şey değil, onu iste. O vakti gelmedi. İnsan esmaların bütünselliğinin cilve cemal nakışı ve sanatıdır. İnsan esma-i hüsnaların cilve cemal nakışı ve sanatının bütünsel dışa vuruşudur. Şeytan bildiklerimi benden biliyor. Bildiklerimi biliyor. Neyi seyrettiğimi hep biliyor. Ama kalbimi bilmiyor. Kalbim nazargah ilahidir. Allah kimseden başka, kendisinden başka kimseyi seyrettirmiyor. Kalbimi bilmiyor. Dimağdaki düşüncelerimi biliyor. Kalpteki meyillerimi, kalpteki sistemi, yani kalpte latife insaniye var. Biliyor. Lüme-i şeytane kalpte değildir, kalbe yakın olmalıdır. Kalbe atar. Şeytan kalpte gelmez. Dimağdaki serbest bölgeyi bilir. Ötekileri de bilmez. Allah o yetkiyi vermedi. Serbest bölgeyi biliyor, itikadı bilmiyor. Orayı biliyor. Allah o yetki vermedi ama cahil insan şeytanı yüceltti. Tıpkı cinleri korkmaları ile tanımadıklarından dolayı ötleri patlayan insanlar gibi. Cinler çok güçlü, şöyle yapar böyle yapar. Hiçbir şey yapamaz. Cinleri güçlü kılan senin cehaletindir. Tanımamandır kendini. Toplumsal hikayeler, babaannelerimizin böyle bir kartopu yapıp dağdan aşağı bırakıp o bir şey ekledi, o bir şey ekledi, vadide dev oldu. Oysa bir güneş geliyor, koca dev, kartopu, dev gibi, bir saatte yok olup gidiyor. Güneşten maksat hakikattır. Hakikat güneşi hurafatı, din hurafatı kenara atar. Şeytan bildiklerini benden biliyor. Baktıklarıma şahit olabiliyor. Düşündüklerime ortak olabiliyor da
neden büyük veli nimetlerimde bu meziyet olmasın? Şeytan gördüklerimi görüyor. Düşündüklerimi düşünüyor. Tamam mı? Aklımdan o tasavvurda geçirdiklerimi biliyor. Tamam mı? E niye peki veli nimetin Bediüzzaman gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi o beni niye bilmesin ki? Şeytan kadar bir seviyesi mi yok karşı? E sen de biliyorsun, sokaktan farklısın. Niye? Bazı insana bakıp namazlı mı namazsız mı belli değil. Hı? Şeytan kadar bilmiyoruz. Anladın? He. Yani farklısın. Niye? Şunu anlatmak istiyorum. Şu kadar, bu kadar merdiven kastetmiyorum. Ama bilmeler seni bir yere taşıyor. Şu anda seni farklı bir imtiyazlı kıldı. Davranışlarıyla adamın ne peşinde koştuğunu 5 dakika beraber yaşasan anlamaz mısın? Vicdan bize ne olduğumuzu hatırlatır. Başına havalara girme. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Vicdan sana söyler. Yalnız kaldığın zaman. Gafur ben var ya, ben uçuyorum, kaçıyorum. Yalnız kaldığın sahtekar. Öyle kardeş ki neler söylüyor? Ondan sonra vicdan diyor ki, hatırlıyor musun Hasan? Falan yerdeki şu rezilliğini açığa çıksaydı, acaba dünya üstünde yaşayabilir misin? O zaman diyor ki, aman aman aman, şu Allah isteyip, Allah halk ettiği iyilik var ya, şu sohbet, ders, namaz vesaire, ne iyiliğin varsa, ya Rabbi, şurada hiç kimsenin bilmediği, mazide o yaptığım var ya, Allah'ım, onu, yani bunu bununla kapat. Yani onunla hava atmak değil, günahlar bak adamı iki büklüm etti. Böyle şu bazı hayırlar sudur ettiğince sende insan böyle oluyor ya. Bu sefer günah işe yarıyor. Diyor ki ne böyle? Bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Falan yerdeki kefazeliği. Bu ders ya ona kefaret olsun. Ha, günahlar senin iki büklüm ediyor. Şeytanın yaratılmasının bir sebebi de adamın iki büklüm yapmak. Yoksa dağları geçemezsin diyor. Yeri de delemezsin. Ne bir Fırat, ne o da insan bak. Vicdan bize ne olduğumuzu hatırlatır. Bazen lezzet, sururla, bazen de acıyla, azapla. Bazen sururla, vicdani surur. Bazen vicdan bir lezzet, iyi elhamdülillah. Bazen acı. Nasıl? Olmaz da, misal vereyim kaptan senin üzerine. Dikkat etmedin, çocukla geçiyordu kadın. Ufak çocuk 3 yaşına gidiyordu. Sen de dikkat etmedin. Arabayla yağmur vardı. Kesmişti ama sel akıyordu. Lastikte bir kadın çocuğu, anne diye. Camdan gördün, çocuk fevral etti. Yanar mısın, yanmaz mısın? Hemen vicdan. Kim yakıyor bunu? Akıl yok. Hayır. Vicdan. Acıyı tattırmak için misal verdi. Onun için ustad diyor ki, kim ne anlatırsa anlatsın, beni beğene beğensin. Ben kendimi beğeniyorum. Ben kendimi ne olduğunu biliyorum. Uyanık vicdanı söylüyor da ondan. Doğru mu söylüyor? Doğrusu. Tevazu yapmıyor. Biz de onun bize anlam taşıyan acısından, azabından kurtulmak için var gücümüzle ondan kaçıyoruz. Vicdan bizi eğitici ya, yapma, deme, yap, söyle şunu için uğraşıyor vicdan. Yapmayınca da azap veriyor. Mesela çocuğu yıkadın, ha, geri dön özür dile. Git çocuğun eline bir şeye tutuştur, hakkını helal et. Yani vicdan azabını bu sefer bastırmak adına film, zan müzik, şunlar da bunun elimizden gelen gayreti yapıyoruz vicdanımızı susturmak adına.
Oysa uyanmış bir vicdan ne nimettir. Bırak konuşsun seninle. Bırak takip et onu. Ki Allah Resulü diyor, aklınızla vicdanınızla baş başa kalırsanız vicdanınızı tercih edin. Biz ise vicdan azabı duymamak için var gücümüzde ondan kaçıyoruz. Nereye benzetiyorum bunu? Ya kardeşim, tuvalete koku koyma. Bu aldatmadır. Burnu kandırmak bir şey yaramıyor. Ciğere çekiliyor. Allah bu burnu tuvaleti temizle, pis bırakma diye alarm sistemi koy. Biz alarmı devre dışı yapıyoruz. E koku yok oldu mu? Vicdanımızı devre dışı yapıyoruz. Olay bitti mi? Bu kaçış, yani biz de buradan kurtulmak için var gücümüzle kaçıyoruz. Peki bu kaçış kendinden kaçıştır. Bu kaçışın bir sayfası da uykudadır. Yani var gücümüzle kaçıyoruz. Bu kaçışın bir tane sayfası da uykudur. İnsanoğlu batınından, batınıyla ötelerden aldığı vahiy, ilham, istihraçları onunla vicdanıyla anlamlandırır. Her şey aslında yöndür ve yoldur. Din de bunlardan birisidir. Bir daha, insanoğlu batınından, batınıyla ötelerden aldığı vahiy ve ilham, istihraçlarla, istihraçları onunla, yani vicdanıyla anlamlandırır. Yani vicdan var, vahiy geldi, anlamlandırır. Hadis geldi, güzel söz geldi, iyi bir davranış geldi, vicdanı anlamlandırır. Vicdansız, ne gelirse gelsin, hepsi anlamsızdır. Her şey aslında yöndür ve yoldur. Din de bunlardan birisidir. İbrahim Aleyhisselam, dört kuş al ve kendine çevir, parçala ve dal, dört tepe için dağlarla, dağlara yerleştir. Koşarak sana gelirler. Farklı dağların tepelerine koy ve kendine çağır. Hani Adem'i balçığını 40 gün yoğurdu ya, hani Adem'i balçığı. Adem Aleyhisselam. Bu kasıtlı da. He, balçığını 40 gün dört melaike yoğurdu ya, ey Cebrail, yeryüzüne in, her bölgeden, her renk ve her cinsten toprak al. Ondan sonra efendim? Salsal. İşte ondan sonra yoğurduktan sonra salsal oldu. Kaç gün? 40 gün yoğurdu. Yunus Aleyhisselam, işim var efendim. Yok değil mi? Abisi, Yunus Aleyhisselam balıkta kaç gün kaldı? 40 gün kaldı. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da kaç gün kaldı dağda? 40 gün kaldı. Faran dağlarında İsa Aleyhisselam kaç gün kaldı? 40 gün kaldı. Peygamberlik 40 yaşında. 40 yaşında. Van'daki mağaraya usta kaç gün kaldı da oradan burdur aldılar? 40 gün kaldı. Sen de Eskişehir Dağı'nda 40 gün kaldın değil mi Osman? Bizim hiçbir rakam oluyor. Gafur, iyi misin abi? Bilmiyorum. Bak, Adem'in balçığını 40 gün yoğurdu. Dört unsuru da barındırır. O balçık ne? Toprak, su, hava ve nur. Kabuk Arsen artık sınırların, hudutların bittiği yer olduğu için kurbiyet yok artık, akrebiyet var. Varlık, mahlukiyetlerin bittiği, arkasına geçildiği, aynı zamanda benlerin bittiği, biz'in başladığı yer. Onun için Üstad beni bırak, iste. Peki namazda? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Ben bittiği yer. Hep eskide düşünürdüm.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ben sen o. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir o. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Nabiz, nabiz. Bizim başladığımız. Kalk. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Galbi imanın bitti. Hazirane imanın başladı. Benlerin bitti. Bizlerin oldu makamsız makam. Kabu kavseyn. O da bizim en nihayet ne abi? Yani orada Üstad diyor işte tüm zerratın işte vesaire hani üç kafile falan. İşte o üç tane şahsiyet var ya, üç tane şahsiyet. Yani mesela daha ötesi de olabilir mesela Esma-i Hüsna yani. Yo ona diyor zaten ölüm velakettir diyor 642 şu anda şey mesleğinde. Yani biz de Esma-i Hüsna'ya geçilemez. Esmaları kastetmek gibi bir şey olabilir. Ha tabii ki olur. Yani artık bunu diyebilen insan var ya böyle, bunu diyebilen insan, hani ustadım, ustad ne yapıyor? Diyor ki, insanları, esmaları kastı değil de, mesela zerre, bu vücudumdaki zerreler, her bir zerre ben, biz. Sultanahmet camisi yok. Ayasofya camisinde, cemaatinde ayrıca yok. Beyazıt ama Ayasofya'da, Ayasofya. Ayasofya camisindeki her bir fert ben bir olan bütün Mekke merkezli bütün mescitler ben biz. Şahit ol dediği makam mı? Evet, şahit oldur makam. Ama şahit nasıl olacaksa nerede? Yani şahit olma böyle haletler olur ya böyle bazen oluyor ya. Her daim olmaz. Miraç da her daim olmaz zaten. Rüştü abi böyle demişti. Öğle namazı kaç tane secde var? Farzı. 10 rekat. 8 olur. 8. Ne dedi biliyor musun? Allah bereket versin. Bir tane farzı, secdeyi kurtardı. Bir secdeyi kurtardı. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Zeynep, İmam-ı Bakır'ın veya Zeynep. Evet. Ya o veya İmam-ı Bakır ikisinden birisi. İmam namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ses yok. Cevap bekliyor. Başladı ağlamaya. Biraz sonra İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in dedi. Sonra dediler ki niye orada bu hal oldu? Orada diyor ki, diyoruz ki Ya Rabbi, yalnız sana iman ediyoruz. Şirk koşmuyoruz. İman o ya. Sana şirk koşmadan yalnız sana iman ediyoruz. Şirk olmasın diye yalnız senden yardım diliyoruz. Bunu derken bana Rabbim der ki ey kulum, niye yalan söylüyorsun? Bana bir sürü şirk koşmuyor musun? Der diye korktum. Diyemedim. Sonra Rabbimi gördüm. Rabbim dedi ki, dedim. De dediği zaman dedim. Gurur duyuyorum Allah'ım onlardan. Allah'ın hatırına, onların yüzü sürmetine bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi affeyle Allah. Amin. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Amin. Allah taayyum ve teşahhus ediyor ve diyor ki dedi. O zaman dememiş. Diyememiş. Bana yüzüme vurur diye. Sen niye yalan söylüyorsun? Bir sürü şirk yapıyorsun. Sen bana mı iman ettin? Der diye diyemedi. Gidelim. Uğraşmayalım fazla bu işlere. Öyle yapıyorum kusura bakmayın. Ama gelsin. O sırrın sırrını insan olarak açığa çıkarttı. Allah dedi ki, Allah Celle Celaluhu bir mana, herkesin bir sırrı var ya, ben de Allah'ım, benim bir sırrım var. Benim sırrım insandır,
İnsanın sırrı da benim. Allah sırrının sırrını, sırrının sırrını insanı yaratarak ortaya çıkardı. Bütün mahlukata gösterdi. Gafur. Sırrının sırrı. Gel abi. Teşekkür ederim. Fatanaş yaparsın abim. İnsan rüyasında insan rüyasında gördüğünde hem rüyanın içinden hem de rüyanın dışındadır. Halet-i rüyeler de böyle oluyor. Yani o halet sende hakir iken hem onun içindesin hem de onun dışındasın. Dışında olmazsa idin o haletin tesirinden çıkamazdın. O haletin içinde de çıkmamış olsaydın sen ortadan kalkmaz başka bir şey olmazdır. Mesela üç halet var. Yatar adam, uyuyor hiçbir şey görmez. Ademidir. Ne oradadır ne burada. Adam rüya görür, burada değil ama oradadır. Adam yakazadır, uyanıkla uyku arası vahşeliği görüyor, hem orada da hem buradadır. Yakaza yani. Şimdi eğer buradaysan buraya gelemezdin, buradaysan da oraya geçemezdin, uykuyla bir yöntem bize öğretiyor, buradayken oraya, oradayken de buraya geçilebiliyor. Buradan öteleri geçiliyor da, büyük zatlarla, peygamberle görüşülüyor rüyada, oradan buraya niye gelirmesin? A eşittir B ise, B eşittir A'dır. Öfke, şehvet, haset, kin, nefret ve hisler ve haletler gibi sen onun içindesin, aynı anda o senin içinde teemmel. Öfke, bendendir. Hayır, bendendir çıktı. Bazı öfkelerin, öfkede ben onun içindeyim. Yani bir hızlı giden, 60-40'la giden bir araba düşünün. Bu Bodrum'da biraz genişte çıkıştı. Ama yerler 10 santim buz kaptan. Artık ne direksiyon var, ne fren var. Öfke, şehvet, gadab, haset gibi hisler içine girdin mi, İçin dışında, dışın içinde o. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor, içeriden bakınca şoför arabayı götürüyor. Bir daha. Öfke, şehvet, haset, kin, nefret gibi hisler ve haletler, sen onun içindesin, aynı anda o senin içinde. Sen onun içine giriyorsun, bazen de o senin içinde. Senin kontrolün dışında işler yaptırmıyorum bunlar. Demek ki sen onun içindesin. Hak ve hakikati feveran etmek, kaykırmak için o senin içinde, o bağırmak o. Helaline karşı o sende. Ama haramına karşı o iş çıkınca sen onun içindesin. Balon gibi seni almış. İnsan fıtraten... Orada bir tane bir şey var ama ya. 3-4 tane önden koymuşsun. Bir halet. Evet. Onu öyle kalsın. Bu benim için bir şeyler ifade ediyor. Gelme. Düşünme. Ruf katta. İmam-ı Rabbani'nin bir şeyi var. Teemmel. Onu hatırlatmak için. Hiç bakıyorum. Başkası için yazmadığım için. İnsan fıtraten kabul ederek doğar. Bak. İnsan fıtraten kabul ederek doğar. Fıtraten bu alemi şahadeti Allah teklif etmiş. Doğmak ister misin? Fıtraten kabul ederek doğar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyetin, bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyetin, Adem Aleyhisselam'ın hakikatını, fıtratın kanuniyetlerini, alem-i şehadetin suretlerini kabul ederek doğar herkes. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyetini, mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
mahiyetini, Adem Aleyhisselam'ın hakikatını, şecere-i hakikatin kanunlarını cem ederek insan kendisine doğar. Alem-i şehadete doğar. Doğdun. Doğan da doğulan yerde ben işimle. Burası şecere-i hakikat. Benim açılımım değil mi? O benim açılımım değil mi? Ben buraya doğmadım mı? Meğer ben bende doğmuşum da haberim yokmuş. Ben bendeymişim. Ben bana geldim. Ben bende doğdum. Bu ilmi değil yani. Bu şecere-i hakikat benim açılım. Öyle değil mi abi? Mesela çekirdek de ağaç oldu. Ağaçtan da meyve oldu. Bir bakıyor ki kökteki çekirdek meyve onun aynısı. Meyvedeki çekirdek diyor ki Allah Allah ben ağacın sonuyum ama aslında ağacın başıyım. O zaman ben kimim? Ağacın başı itibariyle ben olan bak çekirdek gitti. Kökteki çekirdek diyor. Benim açılımım olan ağaca meyvenin içinde doğmuşum. Ben bende doğmuşum. Ne anladık sattınız? Doğdum, doğan da doğulan yerde benmişim. Kainat büyük insan ise, insan da küçük kainattır. Kim nereye doğdu? Emirdağ 1.72, benden bana, Sikke-i Tasdik-i Gaybi 224, bak Emirdağ 1.72'den sana Hasan Feza abi diyor. Benden bana, ben gitmek diye koştumsa da Risale-i Nur diye gördüğünü hatırladınız mı? Sikke-i Tasdik Gaybi 224'te ne diyor biliyor musunuz? Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Ne diyor biliyor musunuz? Benden bana ben gitmek. Benden bana. Benden bana ben gitmek diye koştum. Gitmek için Risale-i Nur diye koştum. İnsanlığını kaybetmemiş ve farkındalığa ulaşmış bahtiyar ruhlar, bir daha bak, insanlığını kaybetmemiş ve farkındalığa ulaşmış bahtiyar ruhlar, bu alemlerin devamlı ziyaret ve tesirleri altındadırlar. Devam. İrtibatı kurmuş oldum. Evet. Devam. Bazı insanlar berzahi derler. Burayı oralara, oraları buraya taşırlar ve bu hakikatları Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların üzerlerinden yapar. Bayi insan üzerine yaptığı gibi mevcudatı da hırkatı da insan üzerinde yaptığı gibi insan üzerinde yapıyor Allah. Bunları açığa çıkarmak insanın elinde değil. Senin üzerine bazı şeyler açığa çıkması bu seçilmişlerin işi. Seçme hakkı yok bizde. Niye sevmiyor? Yanlışı var. Aynı kanunu işlettirebiliriz belki. 31. sözde niye o zattır? Peygamberimiz niye seçilmiş? 31 tane madde var. O zattır, o zattır, o zattır. Allah alem. Bazı insanlar da şu anlar 121'de insanı berzahtırlar. Burayı oraya, orayı buraya taşırlar. Ne özellikleri var? Herhalde oradaki kanuniyetleri onlarda da var. Çünkü Allah hakimdir. Abes iş yapmıyor. Allah seçmişse sana bırakmamış. İşte tehlike buradadır. Allah'ın seçtiklerini reddetmek Allah'a dokunuyor. Ona ait bir şey söyleyeyim. Mevlana'nın amcasının çocuğu ağzı yanmış. Getirmişler. Demiş ki gençmiş, evladım demiş. Biz demiş nefis itibariyle sarayın, âli bir sarayın kapısındaki köpeğiyiz. O sarayın sahibine belki ağrısına gider. Sen sarayın köpeğine uş deme. Çünkü saray sahibine dokunur.
Yap. Tamam ettin. Hakkı neler yapmış? Niçin olmuş biliyor musun Azim? Mevla'nın aleyhine bulunmuş. Azı yapmış. Bak şimdi. Köpeğiniz bile birisi sokaktan hış! Senin kedi var değil mi? Yani birisi tekmece varsa git! Kardeşim neler yapıyorsun? Kedin bile. Bir de kapında bir kapıcı var. Şimdi biz sarayı âli, saray sahibisi Atizülcelal. Belki bir vazifesi var bu adamın. Kapıcı ya bahçıvandır ya su şey. Bağırma ki saray sahibi çıkardı. O da benim hizmetçime kim laf diyor, hayırdır ya? Der. Onun için dikkat etmek lazım. Herkesin aleyhinde bulunmamak lazım. Bir kişinin aleyhinde bulunmak lazım. Kendimizin şuurun gittiği yere kadar varlığın başlıyor. Allah Allah. Şuurun gittiği yere kadar varlığın başlıyor. İtikat ettiğin yerden hayatın, iman ettiğin makamdan da benliğin elen başlıyor. Tam yazılacak şey. Bu benim de hoşuma. Bir daha. Şuurun gittiği yere kadar varlığın başlıyor. İtikat ettiğin yerden hayatın, iman ettiğin makamlardan da benliğin elen başlıyor. O şuurun dediğinde ona nereye kadar? Yani varlığın kadar var olacaksın. Varlığın kadar var olacaksın. Mesela cenneti istedin değil mi Osman'ın? Evet. İşte Hulü Muri işte şu duydu. Bunu isteyecek cennete. Bu manaları hiç duydun mu kabı kafse? İstemeyi bilmemiş ki verilsin. Ona sorulacak ne istiyorsun? Bildiklerini isteyecektir. O zaman da isteyene isteği verilecek. Kabu kalpsen fıtratın tüm donanımlarının bir fiile dönme halidir. Bir daha. Bunlar saydı. Öfke öfkeden bahsetti. Onların sürecin sonucu cümle. Kabu kalpsen fıtratın tüm donanımlarının bir kuvveden bir fiile dönme halidir. Onu yaşama nispetinde şu anda kabu kavsen'de oluyorsun. Yani kabu kavsen'i ne olur? Ötelerde, öteleme. Ötelere, öteleme. Yaşanan bir hayattır. Düşündüğün, seyrettiğin ve yaşadığın hayat yeniden senin oluyor ve olacak. Çok acayip bir şey. Yani düşündüğün, seyrettiğin, konuştuğun, yaşadığın hayat bu hayat, yaşadığın hayat değil mi? Yaşadığın hayat, hayatın olacak. Çok tuhaf bu. Ahirette. O sırrını insanla açığa çıkarttı. Allah. Allah sırrını merak ederdik. Allah nasıl bir şey? Ne gayet? Allah da sırrını insanla açığa çıkar. Neymiş abi sırrı? İnsan. İnsan ne? Ben 50 küsur seneden beri tamam. Onu bunu aradım. Belki bulmuşsunuzdur diye sorayım dedim. Yani. Bir şeyler şey olmuştur ama bir işaret. Tamam. Hayırda şerde ondan ise daha kavgalar niye? Hayırlar ve şerler hep ondan ise kavgalar niye? Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Efendim, gel. Ne yapıyorsun? Geçmiş neredeyse, gelecek de oradadır. Kainat tek tek görüntü görünürken, hani bahar, ilkbahar, sonbahar, tek tek görünürken aslında hem küldür hem de küllidir. Buna fizikçiler hologram kainat diyorlar. Bütünün tüm
özellikleri en küçük parçada da mevcut. Yani insanın her bir hücresindeki DNA'sında tüm insanın var olduğu çekirdekte ağacın olduğu gibi. Hologram. Yani bütündür ama her bir cüz değildir. Ama cahil baktığı zaman bir parçayı görünce kainatı parça zanneder. Oysa bir bütündür. Neye benzer? Karaciğer, böbrek, dalak ayrı ayrı gözükürken bütün DNA'da, hücrede hepsine ben var. Bu yüzden kainatın en küçük bir zerresinin sabit olduğun tüm kainat da şahit oluyor, biliyor. Yani kainatın bütün zerresi senin yaşantını biliyor. Şahit. Şu anda yaslandığın duvardaki zerreler ve şu ilerideki bodrumun dallarındaki o çamın yaprağındaki zerreler senin ne yaptığını biliyor. Yani her şey her şeye yansıyor. Her yerde gözüküyor. Usta şöyle diyor onu, ahiretin baki alemlerin dairelerine gönderiliyor. Bu peki burası nedir? Burası ne? Burası da ahiret alemlerinin suretidir, tenteneli perdesidir. DNA'sından tüm insanın var olduğu çekirdekte ağacın olduğu gibi, bu yüzden kainatın en küçük bir zerrenin şahit olduğu tüm kainat da şahit oluyor, biliyor. Şükür seni sabra götürür. Şükür. Bak, elhamdülillah, şükür. Sabrın anahtarıdır. Şükür sabra götürür. Çok ilginç bu. Şu anda olmamız gereken yerde lazımdır ki öyle olsunu yaşıyoruz. Bu Rüştü abi cümlesi. Rüştü abi dedim, niye böyle oluyor dedim. Hep olumsuz bir şey. Irak savaşı vardı. Lazımdır ki öyle olsun. Olması gerekenler oluyor. Amin. Hasan abi, buraya Gafur abiyle konuşuyorduk. Geldiğimizde sanki yıllardır bir bizi bekliyor gibiydi dedim de. Burası mevcudat. Bu sanki Bodrum, bu dersler, bu kamplar olmasını bekliyordu. Yıllardır. Hiç yabancılık çekmedik biz de. O kadar büyük bir hasret vardı ki dedi abi kapıda otururken. Bu dersleri. Çünkü senelerden beri günah işleniyor buralarda. Çoğunlukla. Hayır da işleniyor çünkü dershane var burada. Fakat külli bir hayır lazımdı. Bu da gusül gerekiyordu diyor. Bodrum'da bu ayda 10. ayda o kamp, bu program, 5 gün bu program bir sanki gusül aldırıyoruz. Mevcudu vücuda atmak için sanki. Evet, mevcudu vücuda atmıştım. Nefis cümleden etme hepimiz arkadaşlar. Ama bir vazifeyi icra etme adına ciddi bir iş yapıyoruz. Bundan ciddi bir iş yok. He? Bundan ciddi bir iş yok. Daha ciddi bir iş yok ki. Allah nereden razı? Bu insanlık dünyasında İslamiyetinden razı. Allah İslamiyetten nesin, hangi şeyden razı? En son gönderdiği mücedidin faaliyetlerinden razı. Mücedidin gönderdiği bizim inandığımız Risale'yi, bunları insan düşünsün, tefekkür etsin, en fazla konuşsun, bunları konuşsun. İsabet ederse iki sebap, etmesi bir sebap. Sesle düşünüyoruz abi. Evet. Mesela bunlar işte kenar köşeye yazmışlar kağıdı, İstanbul'da topladığı yer. O böyle oturulup da yazılan bir cümleler değil. Mesela biliyorsunuz ki şu cümle pat diye söylenecek bir şey değil. Şükür seni sabra götürür. Yani şükreden sabırlı ol. Şu anda olmamız gereken yerde lazımdır ki öyle olsunu yapıyoruz. Şu anda senin ruhun için en uygun zeminde ve zamanda doğmuşsun. Yani bazıları diyebilir ki
ben niçin asıl saadette doğmadım? Hayır. Senin ruhuna en uygun, senin ruhuna en uygun, senin doğduğun andır. Kabloyla oynadı çek. Anladık mı? Maskot bir şey. Tütüyor ama isirin. Çok ilginç. Tüy döküyor. Peki. Şu şeyleri de bitirelim de. Ezan çıkıyor. Ama şu bitirmemiz gerekiyor. Şu an son düğme bakın. Bir daha. Şu anda senin ruhun için en uygun zeminde ve zamanda doğmuşsun ve aynı en uygun yerdesin şimdi. Niye ben buradayım? En uygun ruhuna inkişaf ve inbisat için en uygun zaman ve zemindesin. Ne zaman vefat edeceksin? Motorculukta üst ölü nokta var. Bir piston çıkabileceği son nokta, ondan sonra aşağı inecek. Allah senin kazanımlarının birbirine eklenip artık düzlemde değil de dönüşe, artık dünyada harcamaya başlayacaksın gibi oluyor. Allah seni ona fırsat vermiyor, seni öteye geçiriyor. En zirve sebap anı. Bunu Resulullah'tan çıkarttım. Niye 63'de vefat etti? O da söylüyor. En uygun zaman ve zeminde doğmuşsun. Bunu bilmediğimiz için acı çekeriz. Ölüm acısı çekeriz. Bunu unutmaktır sıkıntı çekmek. Sana tepki veriyorlarsa etkilisin demektir. Etki tepki doğurur, kaidesi sırınca muhalefet görüyorsan iktidar sensin demektir. İnsan kainat-ı suğra, kainat insan-ı kübra, cüz-i hakikatini külli hakikate çevirmen için cüz-i nazarını külli yap. Yani Allah şeceri-i hilkati ilk yapma. Efal-i ilahiyesine şahit misin gibi ol. Seni Allah ilk Kab-ı Kayser ve sonralarını yaratırken seyretme haleti rüyeni düşün, hayal et, tefekkür et. Bu seni Kab-ı Kayser sırrına şahit yapacaktır. O haletler sende uyanacak. Sanki sen yoksun. Allah Celle Celaluhu ilk önce büyük insanın sürecini yaparken, yaratırken seyreder gibi o. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Evet. Şimdi kaptan da burada. Düşünün ki bir teknedeyiz. Mesela Mecnun'u bir tekne diye düşünün Hasan abi. Tamam. Oradan balık tutacaksınız. Hı hı. Olduğun üzere bırakamazsınız. Oltayı sen şimdi yavaş yavaş ileri git diyemezsiniz. Oltayı böyle savurursunuz. Ta gelir alemi şehadete. Ondan sonra başlarsınız çekmeye balığı. Yavaş yavaş. Makaleyi sararsın. Yani biz şu anda yaratılmamızı izliyoruz. Kavu kavu senin değil. Bana mı sordu? Sana soruyor işte şimdi. Bak oraya. Bak kediyi balaya atılır. Yani o şahitliği şu an burada yapıyoruz. Yani. Şöyle fazla o kabı karşısına geçme değil de şu anda bak Allah sana ne yapıyor, seyretmiyor musun ki o dersin başındaki kalbimize gitti. Şu anda Allah'ın icraatını, sana yaptığı icraatı şuradan durup seyretsene. Şu anda ne yapıyor sana? O yapmıyor mu? Seyret işte, seyrediyoruz. Şu anda kalbimi o çalıştırıyor. Şu anda bunlar o konuşturuyor. Haletleri o veriyor. Sizi o seviyor. Bana da sevdirtiyor.
sizde de dinletiyor, o da dinliyor. Seninle Allah dinliyor beni. Ama benimle konuşturuyor sana. Şu anda Allah'ın yaptığına şahit değil miyiz? Ve büyük insan da öyle. Şu anda yapılanlar görmüyor muyuz? Ama tecerrüt nispetinde buna meşhut oluyoruz, hissediyoruz, fikirden ise geçiyor. Şu anda Allah'ın, şöyle bir baksana vücudunda, şöyle mesaj veriyor Evamir-i Tekniye de. Şimdi vücudunda 200 trilyona yakın hücre var. Şu anda ruh aynı anda farklı farklı işleri yapmıyor. Neler yapıyor? Bir düşün öyle şöyle. Karaciğer, böbrek, dalak, bağırsak, tırnak, saç, göz, kulak, kollar falan. Şu anda tıkır tıkır işliyor. Şu anda şahit değil miyiz icraatını? Şu anda bunu tefekkür ederken, fikir ederken sende gelişen halet anıdır kabuk hapsi. Yaratılma sürecine şahit tutuyorsun. Allah'ı seyrediyorsun şu anda, ne yapıyor? Allah şu anda ne yapıyor? Şu anda seyrettiklerini yapıyor. Hasan abi, şimdi mesela şu ortamdayız ya, şimdi mesela bir şey olsun da mesela bir hani teybe basarsın böyle durur ya, şimdi mesela herkes bir anda dursa, sen olsan sadece, herkes kalksa ortada. Kalkmayacak, duracak. Sonra tekrar basacaksın. Dinliyorsun. Duruyor. Ben mi dinliyorum onu? Heh, tek başınasın. Hep oturuyoruz ya burada. Heh. Sadece ben varım. Herkes bir anda durdu. Mesela ben varım. Herkes durdu. Hiç kimse şuurunda değil. Durdu böyle, dondu. Dondu ve şuurunda değil. Ha, değil. Ben böyle bakıyorum. Hepsine. Ben böyle bakıyorum. Ne oluyor, ne oluyor falan diye şey yapıyorum. Ondan sonra bir daha basıyorsun. Çalışıyor. Çalışıyor, dinliyorsun. Onlarını seyrediyor. Gibi. O da öyle hayal etti. Böyle ben şöyle yapıyorum böyle. 200 trilyona farklı farklı hücreler var tırnak ediyorsa. Hepsi farklı farklı bir anda iş yapıyor. Güneş gibi farklı farklı iş yapıyor. Şu anda mesela Allah'ın icraatını, güneş doğdu. Ne yapıyor? Biraz böyle tefekkür et böyle. Allah'ın efaline şahit oluyoruz. Şu anda şahit. Bu ne biçim bir şey? Allah ne yapıyor? Evet. Şöyle de oluyor. Yani şecere ilkati deyince bir tane bir şecere ilkati yaratıyor. Deyince biraz nafsiyet gibi oluyor abi. Zafer abi. Şimdi bir tane şecere ilkati yaratıyor. Biz onu seyrediyoruz. Kısmı biraz bana nafs geliyor. Bir şecere ilkatle aslında şu an benim bana ait olan şecere ilkati yaratıyor. Benden. Benim üstümden. O gerçekleşiyor şu an. Evet. Ve merkezinde ben varım, o durdurma gibi. Evet. Ve nihayetsiz şeceri katlar yaratıyor. Ben merkezli şeceri katlar. Şeceri katlar yaratılıyor. Yani aslında nihayetsiz bir şeceri katlar var. Çünkü benimkiyle Gafur'unkin çok farklı yani. Yani olmuş kabul et. Çekirdekten ağaç oldu mu? Her bir ağaçta çekirdek yok mu? Çekirdekten de ağaçların çıktığını hayal et. O çıkan ağaçların meyvelerindeki çekirdekten de ağaç çıktığını kabul et. Her bir çekirdek kendisi merkez. Zaten hani demiştik ya, mevcutları vücut yapıyoruz. Benim yaptığım vücutlarla Gafur abininki bambaşka. Bambaşka. Sizinki daha başka. Nihayetsiz evet. Şey var. Şu anda yapıyor zaten. Allah'ın icraatını seyretme makamına çıkıyorsun, biliyor musun? Şu anda basit gibi gözüküyor ama yani bu senelerin birikimiyle yapılan bir dersten sonra şu halet var işte, şu tefekkür. Allah'ın şu andaki icraatını seyrediyoruz. Bu acayip bir şey. Hasan abi, herkesin Rabbi farklı değil mi? Herkesin Rabbi farklı. Evet. Cennet bize hizmet etme makamı. Aynen. Herkesin Rabbi farklı yani diyorum. Tabii. Rabbini görüyorsun, biliyor musun şu anda? Rablerimizi görüyoruz yani. Rabbimiz. Ayrı ayrı. Ben Hasan'ım. Allah'ımız bir yani. Ama Rabbimiz farklı. Şu anda şahitiz, biliyor musunuz? Allah'ın icraatına şahitiz, meşhuduz. Aynı zamanda mevcudunun vücudundayız. Şahittir, meşhuddur, vacittir, mevcuttur. Hatırlıyor musunuz dört tane şimdi? Şimdi bu işte. Allah'ın icraatına şahittir,
Şahit misin? Şehit olacaksın. Şahit olan şehittir. Bak, sade şeyde, o 26. sözde, şahittir, meşhuttur, vaciptir, mevcuttur. Oku. Şahittir, meşhuttur, buldum. 26, 270, 78. 78 mi? Fakat manay harfiyle Sani Zülcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle. Bir dakika, bir de söyler misin o şeyi? Manay harfiyle. Dur. Manayı harfiyle. Manayı harfiyle ve Sani Zülcelal'in. Bir dakika. Kalem yazmıyor. Gözükmüyor mu? Açık bıraktığımız için. Başka siyah falan dur. Bir de söyler misin Hazretiksin? Mana onu yazdınız. Evet. İkincisi Sani Zülcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle. Sani Zülcelal'in esmasına. Zülcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle. Tiyle. Ve vazifedarlık itibariyle. Ve V'yle tamam. Devam ediyoruz. Dur. Evet. Söyle abi. Şahittir. Dur. Şahittir. Dur abi. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, şahittir. Meşhuttur. Meşhuddur. Vaciptir. Vaciptir. Mevcuttur. Mevcuttur. Bak mevcuttur demiyor. Mevcuttur. Harfiyle de yazar mısın Hasan abi? He? Harfiyle de tamamlar mısın? Harfiyle. Nerede geçiyor? 26. sözün zeylinde. 4. harfleri. Gördüğü vakit diyor değil mi? Şu tam onayladığı şey. Şahittir, meşhurdur, vaciptir, mevcuttur. O geçen okuduğumuz yer devamında ona gidiyor ya. Şey, enaniyetini terk ile. O zaman şunu okuyayım abi. Oku. Oku be. Dördüncü hatbede küllü şeyin her bir illa veçah dersini verdiği gibi madem gelmişiz buraya. Döndürücü. Nefs kendini serbest ve müstakil bir bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkerane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir. Mefkuttur, hadistir, malumdur. Ha onu da yazmak lazım. Olur. Karşılarına yazın hemen abi. He, şurayı sileyim de. O kırmızıların hemen karşısında olur abi. Şahidin olmaz mı? Olur olur. Zıttı. Ama şu olur. Şöyle yapalım. Mana ismi de diyeceğim. Şöyle. Manayı ismiyle fanidir. Dur. Mana ismiyle fanidir. Fanidir. Mefkuttur. Mefkuttur. Femin. Evet, fasl abi. Mefkuttur. Mefkuttur. Hadistir. Çekiyor mu? Evet. Madumdur. Mefkuttur. Evet. Şu evet.
Fakat mana hayrı harfiyle ve Sani Zülcelal'in esmasını aynadarlık cehdiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşruttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tatiri şudur ki, vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi, ziyai vücudu, nihayetsiz, zulümat-ı Adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir ayna-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Evet. Zira, bir daha okur musun bir de orayı? Bir daha. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir ayna-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacib-ül vücudu bulan her şey bulur. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin illahi şeref hatim var abi. Hatim var. Hatim var abi. Hatim de olsun. Hatim de namaz kılalım. Kur'an.